sizler şehirli seçmen, sosyolojik olarak şehirli seçmenin tarifine giriyorsunuz. En fazla özgüveni olması gereken yer burası. Ama seçime dair inanılmaz karamsar kanaatlerin sahibisiniz ki çok şüpheci sorular sormuşsunuz seçime dair. Yani orada iki başkanıma söylemiştim. Şimdi daha yüksek sesle hepinizle paylaşayım. Şimdi demek ki derin bir endişeniz var. Bu soruları 28-27'sinde yanlış hatırlamıyorsam 28 Kasım'da altılı masa olarak bir araya geleceğiz. Bu soruları aynen orada söyleyeceğim. Yani hepimizin bu konuda dikkatli olmamız gerektiği anlaşılıyor. Birincisi bu. Şimdi ikincisi ise bakın İstanbul seçimleri, yani bu seçimi alabilir misiniz? Bu seçim olabilir mi gibi sorular var. Endişe beyanı. İstanbul seçimleri çok ilginç. İstanbul seçimlerinde biz şöyle bir şey yaşadık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz bir teklif götürdük ittifak içinde gidelim diye. Onlar çok güçlü, işte uzun yıllara dayanan, yüzyıllık bir parti oldukları için kuralları, kurulları çok yüksek. Dolayısıyla bir ay falan düşündüler yani öyle. Bir ay sonra ben gene dayanamadım, şu hareketi yaptım. Sonra oturduk masaya. Bunlar aynen oldu. Şakalı bir biçimde anlatıyorum. Bu nasıl olmayacak? Ve bizim oradaki amacımız şuydu. Partimizin toptan aldığı bir karardı. Benim falan değil. Yani arkadaşlarımızın böyle bir ay boyunca kendi aramızda tartışıp oylayarak gittik. Anlamı şuydu. 2018'de birinci yani ben adayım, Sayın İnce aday, Temel Bey aday falan böyle hurra ama aynı şeydeyiz, ittifakın içindeyiz, böyle bir acayip heyecan falan filan derken benim eşimin biri ODTÜ'den biri ODTÜ menşeli Boğaz çıkışlı bir adamla evliyim ben. Biri ODTÜ'den birisi Boğaziçi'nden iki arkadaşı arıyor, diyor ki işte 3 hafta falan var ya şey Tuncay söylesene Meral istifa etsin. Bu defa alıyoruz diyorlar. Ve ikisi de Cumhuriyet Halk Parti falan değil. Yani İYİ Parti'ye destek veren onun öncesinde de biri merkez sağdan birisi de yani Musaat Başkan'ın takımında. Yani kendini ülkücü diye tarifleyen bir arkadaşımız. Dolayısıyla her ikisi de, ama ortak nokta nedir? Ortak nokta bu sistemin olmaması ve bir değişikliğin yaşanması. Bizlerin deyimiyle ucube sistemden çıkılması ve kazanılması. Şimdi 20 yıldır seçim kazanmış bir yapıya karşı doğal olarak çılgın bir heyecan oldu. Şimdi eşim de orada diyor ki ya Meral yani siz arkadaşsınız, siz niye aramıyorsunuz? Bize kızar diyor. Yani benden de hafif bir korku var. Neyse uzatmayalım. Bu heyecan önemliydi ve birinci turda alınacağına inandınız. Bunun anlamı şu, matematik gitti. Hatta ya uzaya doğru gitti. Halbuki matematiğin erbabısınız siz. Sonra inanılmaz bir psikolojik yıkılma oldu. Umut gitti, eyvah biz gene gittik, yıkıldık, ettik, oldu. Bunu çalıştık biz. Ve bu seçmeni ayağa kaldırmak amaçlı gittik, teklif ettik. Kişisel, partisel bir durum değildi. Aslında bizim yapmamız gereken ayrı girmemizdi. Kendimizi ölçtürmemiz gerekiyordu. Biz kimiz, neyiz, ederimiz nedir? Yapmamız gerekiyordu. Ama özellikle bu seçmenin ayağa kalkması için biz gittik teklif ettik. Burada kendimize dair şöyle alalım, şöyle yapalım gibi bir amaç yoktu. Ve o masada, işte o masaya oturanlardan birisi Sayın Musavat Dervişoğlu'dur. O masada biz arkadaşlarımıza yani şu bizim olsun da şöyle olsun da en ufak bir dayatma yapmadık. İşte Sayın Başkan da bilir. Ne belediye meclis üyeliklerinde orada burada hiçbir yerde. Sadece yani bu büyük şehirlerin özellikle Bursa'nın, Denizli'nin ve Balıkesir'in alınması başka türlü önemliydi. Ama benim kişisel olarak odaklandığım yer İstanbul'du. Şimdi size çok enteresan bir örnek anlatacağım. İstanbul'un
alınmasıyla ilgili Sayın İmamoğlu'nun adaylığı bizim değil, benim değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisi, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesine gelen bir arkadaşımız. Dolayısıyla yani bizle ilgisi yok. Ama İstanbul'un alınması hepinizi böyle şu tavana çıkartacağı için psikolojik olarak orası önemli. Şimdi enteresan bir şey oldu. Çok partilerin içinden, Sayın Başkan partisinin içinden çok böyle belediye başkan adaylığı var. Bizim de ahbaplık iyi sürüyor. Mesela bana böyle torpil için gelenler oldu. Çok kalavi abiler var içinde. İstanbul önerdiklerimiz oldu. O mümkün değil dendi. Garantili yerler. Bu bir özel örnektir. Şimdi bundan da bir ders çıkardım ben kişisel olarak. Sizin yerinize çok şey vardı ha. İzmir'e çok talipli vardı partinizden. Bizzati sizin partinizden. Ha, yanlış anlaşılmasın. Şimdi bilmez miyiz? Alınması gereken bir yerdi İstanbul. Yani o seçmenin ayağa kalkması için. Ne oldu? Sayın Canan Kaftancıoğlu ile bizim il başkanımız Burak Kavuncu'nun el ele verip güç birleştirmesi, insan unsurunu yan yana getirmesi neticesinde 13.500 oy farkının şey imzasıyla, ıslak imzayla elde edilmesi, evet, iptal ettiler. Önemli değil. 13.500 fark, ıslak imza, görevini yapan insanlar, yani il başkanları, teşkilatlarımız, iki tarafında. Ben yani kaç senedir, işte 2019'dan beri Sayın Kaftancıoğlu'yla bizim il başkanı teşekkür ederken ölüyorum her yerde. Çünkü o görevini yaptı halbuki. Her ikisi de görevini yaptı ha. O ıslak imzalar. Sonra iptal oldu. Oldu ama ne oldu? 805 bin fark attı. Milletimiz bizim budur. Yani o milli iradeye, oyuna elini uzattığı zaman bırakın tokatı şuradan kırıyor. Ve kırdı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. 350 bin AK Partili seçmen birinci turda gitmedi sanda. 248 bin de CHP'li seçmen gitmedi. Sebebini söyleyeyim, nasıl olsa İstanbul'u alamayız diye. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bu seçimi alacağız biz. 13. Cumhurbaşkanı, ben adına Millet İttifakı diyeyim, siz de altılı masa deyin. Onun adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok daha tecrübeliyiz biz şimdi. Abidik gubidik işlerine de çok tecrübeliyiz. Yani o uçarı yok, kaçarı yok. Bizden hesap sorma yönüyle bir hakkınız vardır. O da şu, görevlerimizi yerine getirmek. O da nedir? Sandığı korumaktır. Ama sizden istediğimiz nedir? Seçmen olarak sizin de sandığa gidip oy vermenizdir. Sandığa gitmenizdir. Sizin sadece öyle bir göreviniz var. Onu korumak bizim. Onun için o konuda hepiniz rahat olun. Şimdi enteresan bir şey var, soru var. O da şu. Diyor ki, 3 sorumuz böyle, hatta 4 sorumuz böyle. İşte Cumhurbaşkanı Endonezya dönüşü İYİ Parti'ye yönelik bir çağrıda bulundu. Bu çağrıyla ilgili yorumunuz nedir? Biraz evvel dışarıda ben onu söyledim ama tekrar söyleyeyim size. Sayın Erdoğan arada bir sabah kalkıyor ve hesap yapıyor anladığım kadarıyla. Bakıyor ki vaziyet, durum iyi değil ve bizi yerli ve milli ilan ediyor. Böyle bir durumumuz var. Fakat sonra o iş geçiyor. Arkasından şimdi karşınızda bulunan bu kişiye çok ilginç. Urfa'da, Diyarbakır'da, Muş'ta, Van'da, Ağrı'da sayın o bölgeyi faili meçhulcü deniliyor. Çok ilginç. Ama Yozgat'ta, Ankara'da, İstanbul'un bazı bölgelerinde, Kocaeli'nde, Bursa'da, Denizli'de sayın sayabildiğiniz kadar oralarda da ben PKK'lıyım. İzmir'de değil ama birçok yerde şimdi bitti, yavaş yavaş bitti. FETÖ'cüyüm. Ve bir gün dayanamadım, dedim ki ulan karar verin ben neyim. Aynı anda faili meçhulcü, aynı anda PKK'lı, aynı anda FETÖ'cü, aynı anda ateist. Şimdi hepsi bir arada. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim şahsımda partililerimize atılan en ağır iftira.
Şimdi bu Hazur'un karşımda oturanlar, yanımda oturanlar, il teşkilatlarımız her yerde bunlara dayandılar. Bu çok kolay bir iş değildir.